1988'den beri güreş severlerin en sevdiği eventlerden biri Royal Rumble. WWE'de güreşen her güreşçinin mutlaka boy gösterdiği bir maç. Bu videomuzda Royal Rumble maçları tarihindeki en başarılı performansları konu alacağız. Bir Royal Rumble maçında en çok güreşçi elemiş isimlere bakalım. Başlamadan önce Braun Strowman'dan bahsetmem gerek sanırım. Greatest Royal Rumble'ı biliyorsunuz. Araplar oturduğu yerden alın şu parayı ve bize gösteri yapın dediler. WWE'de sonuçta bir şirket ve para kazanacak. Ne yapalım? Neden gidip Greatest Royal Rumble diye bir şey yapmayalım ki? 30 değil 50 yaparız Greatest olur. Saymıyorum ben bunu. Geleneksel hale gelmiş, kültür olmuş Royal Rumble dışında tamamen Arap eğlendirmeye dönmüş bir maçı buraya almak ayıp olur. O yüzden Masraf Brothers'ın en masraf çıkaran üyesinin 13 kişiyi elediği bu Rumble'ı şöyle arkalar alalım. Hadi abisi, hadi ağlama hadi. Ne diyorduk? Evet, bir Rumble maçında en çok kişiyi eleyenlerden bahsediyoruz. Gerçekleşmiş son Royal Rumble'da 1. sıradan geldi Brock Lesnar. 14. sıraya kadar kendisinden sonra gelen 13 kişiyi de elemeyi başardı. Tam bir yaratık. Bu 13 kişi arasında Braun Strowman, Eric Rowan gibi devler de var. Lesnar tek bir Rumble maçında en çok kişiyi elemiş isim olarak bu alanda en tepede. 2014 yılı artık push almaya başlayan Roman Reigns'in senesiydi. 15. sıradan gelip tam 12 kişiyi eledi. Shield'ın diğer üyelerini de o eledi. Push alacak abisi. O yüzden lazım bunlar. Derken Batista gelir ve Reigns'i eler. Eskiciler ağlıyor şu an. Şimdi biraz eski tarihlere gidiyoruz. Kane'in efsane zamanlarına dönelim. 2001 yılındayız. 6. sıradan giriş yapan Kane tam 11 kişiyi eledi. Maçı kazanacak olan Stone Cold'a da elendi. Dağ gibi bir engeldi o maçta. Stone Cold'un da bu dağa tırmanması gerekiyordu ve bunu da başardı. Kane'in bu 11 elemesi 2001'den 2014'te Roman Reigns'e kadar 13 yıl boyunca kırılamamış bir rekordu. 10 kişi elemiş 2 isim var. Eskilere doğru birazcık yola çıkalım. 1990'lı yılında kariyerinde ilk kez Royal Rumble'ı kazanan Stone Cold, 96'da King of the Ring'i alarak push'a başladı. 97'nin başında da Royal Rumble'ı kazanarak bunu pekiştirdi. Austin 316 döneminin başları, yükselişini Rumble ile taşlandırmak güzeldi. O sene 5. sıradan gelip tam 10 kişiyi elemeyi başardı. Finale kaldığı isim ise o devrin ismi Bret Hart'tı. Onu da eleyip galip gelmesi paha biçilemezdi. 10 elemiş 2. isim için daha da geriye gidiyoruz. O muhteşem yıla gidiyoruz, 1989. Bu yıl neden mi bu kadar önemli? O yılın Ekim ayının 12'sinde biri dünyaya geldi. Ben. Neyse, çok da önemli biri değilim aslında. Benim doğduğum sene olan 1989'un Royal Rumble'ında Hulk Hogan 18. sıradan gelip tam 10 kişiyi eledi. Eledi elemesine ama Rumble'ı Big John Studd kazandı. Hogan'ın ilk Rumble deneyimiydi bu. Ayrıca 10 dakika gibi bir sürede 10 kişiyi eledi. Bu da atlanmaması gereken bir ayrıntı. 8 elemiş isimlere geldik. Stone Cold 1999 yılında 8 kişi eledi. Onun efsane Rumble'dır ancak sonu çok kötü bitti. Tam Corporation zamanları. Vince Rock'ı kendi oluşumuna dahil etmiş ve Stone Cold ile mevzulara başlanmıştı. Austin abimiz 1. sıradan geldi ve tam 8 kişi eledi. Sona kadar da kalmayı başardı ancak Drak'ın dikkatini dağıtması sonucu ring dışında maç sonuna kadar kalmayı başaran Vince arkadan gelip Stone Cold'u elemeyi başardı. Böylece Rumble'da kazandı. Stone Cold da 1. sıradan gelip Rumble'ı kazanmanın ucundan döndü. Aynı zamanda 3 yıl üst üste kazanamamış da oldu. İyi ki Vince 1'den değil de 2'den gelmiş. Yoksa tarihte 1. sıradan gelip kazanan o nadir isimlerden biri olarak anılacaktı. Bu da tatsız olurdu bence. 8 elemiş diğer kişi ise Shawn Michaels. Hem de bunu bir değil tam 2 kez başardı. Ayrıca da üst üste 2 Rumble'da yaptı. Hatta bu 2 Rumble'da kazandı. İlkini 1995'te başardı. 1. sıradan geldi ve 8 kişiyi eleyip Rumble'da kazandı. En son o maça 2. sıradan gelen British Bulldog'u eledi. Maçın sonu ilginçti. British Bulldog Michaels'ı attı. Maçı kazandı diye sevinmeye başladı ancak Shawn Michaels'ın tek ayağı yere değmişti. Durum böyle olunca Michaels geri girdi ve maçı kazanmayı başardı. 1996'da ise bu sefer 18. sıradan girdi. Kankası Diesel ile maçta aktiflerdi. Diesel 5, Michaels 8 kişi eledi. Sonra da ikisi kaldı. Shawn Michaels kankasını eleyip maçı ve ikinci kez üst üste de Royal Rumble'ı tam 8 kişiyi eleyerek kazandı. Evet, tek bir Rumble maçında en çok kişi eleme rakamları ve eleyen kişiler bunlardı. 8 elemenin altı ise zaten birçok kişinin ulaştığı rakamlar. 8 ve yukarısı nadir olduğundan bunları konu almak istedim. Royal Rumble festivalimiz tam gaz devam edecek.